Elif, sen Ömer yüzünden kaynananı evden mi kovdun? Ben gideli 2 yıl olmuş. Bu arada. Ama Ömer'le ilişkiniz 2 aydır var, öyle mi? 3 sene olmuş Ömer'le ilişkisi var diyorlar. Bir yıldır varmış. Komşular diyor he. Bir yıldır varmış. Komşular biliyor. Var ya, önce kendi yaptıklarına baksın. Ha. O köy aynı. Yanlış. Ayıp ediyorsun. Köydeki insanların yaptığı hata. Aslında bizi ilgilendirmez. Bunlar çok ağır iddialar. Bütün köylü de seni suçlamıyor. Seni burada Mehmet suçluyor. O yüzden bak, Türkiye seni dinliyor. Konuşmalarına dikkat et yani. Bu orada yapılan hatalar bütün köyü Afşin'i ilgilendirir mi? Olur mu böyle bir şey canım? Çok ayıp bir şey yani senin söylediğin. Ömer peki yasaklı madde kullanıyormuş, biliyor musun? Yok, kullanmıyor. Hı. Hayır. Kendi kullanıyormuş. Ben onu köyden duydum. Kendi kaç kere içmiş kahveden. 12'den sonra Feride diye mi bağırıyordu? Evet. Allah Allah. Feride'ye bu kadar aşık mıydın? Abla, ben içkişiyorsam bana test yapmanızı istiyorum ben. Bana test yapmanızı istiyorum. Sen yasaklı madde kullanmadın. Hayır. Hiç. Test yapmanızı istiyorum ben ya. Kurban olayım, hayır. Ben bunu istiyorum size. Ama Ömer'in kullandığını nereden biliyorsun? Herkes biliyor. Herkes sabıkası var mı? Varmış, karakolda varmış. Karakolda var. Bak bir şey söyleyeceğim Elif. Ömer'in sabıkası olduğunu sadece... Var karakolda. Bir dakika dur, ben kaynanandan ve kocandan duymadım. Başkaları da, hatta onların kuzeni de, ya Ömer'in akrabaları da Ömer'in yasaklı madde kullandığını söylüyorlar Elif. Bir dakika verir misin? Bir dakika. Tamam, konuşalım. Tamam. Ay, abi, o iyi günler. İyi günler Ömer, i̇yi merhabalar. Günler. Merhabalar canım. Merhaba. Ve sen yasaklı madde kullanıyor musun? Önce bu sorunun yanıtını ver. Kullanmaz. Bir zamanlar kullandım ben. Kullanmadım demiyorum. Tamam. Ama ben kullanmadan önce maddeyi ben kullanmadım. Mehmet de içiyordu yani. Abi istiyorsanız şahit de, sizi şahit de aradırım yani. Ara. Şimdi Ömer, bir şey söyleyeceğim. Sana o kadar çok güveniyormuş ki, komşususun, akrabasısın. Ama sen işte şeye giderken fatura... Ben yaptığım işten gurur duymuyorum. Ben hata yaptım. Ha. Yapmadım demiyorum. Hata oldu. Hata olarak görüyorsun yani, Allah'a şükür. Evet, görüyorum. Ha, iyi, görüyorum. Tamam. Tamam. Pişman mısın? Görüyorum ben. Pişman mısın Ömer? Efendim? Pişman mısın? Yok, hiç pişman değilim. Hataysa insan hatadan da pişmanlık duyar. Ya sevdim. Sevdin. Ne zamandır seviyorsun? Allah'ım. Çoktandır seviyorum ama 2 aydan beri konuşuyorum yani. Ne zaman aşık oldun Elif'e? Ne zaman? 7-8 ay oldu. 7-8 ay oldu. Elif'e ne zaman açıldın? Elif'e ne zaman açıldım? 2 ay oldu işte açılalı. 2 ay oldu. Hı-hı. Ama sonuçta senin akrabanın, şeyi tanıdığın, komşunun karısı, eşi boşansaydı... Yani kimsenin güveni yok. Zaten ben ailemle de kötüyüm şu anda. Hiçbiriyle irtibatta değilim, konuşmuyorum. Ben yaptığım işten gurur duymuyorum ama kalbime, gönlüme söz geçiremedim sadece. Anlıyor musunuz? Çocuğu götürmeseydiniz. Mehmet çocuğunu istiyor şu anda zaten. Ama mahkemeye verdik. Mahkeme kararı ona mı verir, buna mı verir? Hangisine verirse annesi vermek istemiyor. Önceki çocuğundan dolayı ben ona karışamam. Ha, çocuklarına da gül gibi bakıyorum desinler. Dur Elif ablacığım. Bir dakika. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Sana o kadar çok, yani onların karı koca arasındaki problemler, sana o kadar çok güvenmiş ki. Güveniyorduk. Karısıyla beraber fatura ödemeye bile gönderiyormuş. Tamam, Elif dedi ki Ömer sen ya var mısın yok musun, yoksa ben gene gideceğim dedi. Gitsin. Gidi yedi. Ben de sevdiğim için varım dedim. Ha, o mu sana sordu? Sen kardeşin. Ya bir dakika Elif abla ya. Elif abla. Kardeşiydi yavrum, o gidi yedi. Başkasına gidi yedi. Tamam, bir saniye. Sana ne dedi Elif? Bir daha söyler misin? Ömer dedi sen benimle gelecek misin? Bana sahip çıkacak mısın dedi. Ben dedi ben olsam da olmasam da ben gireceğim dedi. Yedi ha, öyle mi? Evet, Elif dedi. Elif, ben yani gitmek için Elif sana teklifte bulundu. Evet. Yani Allah Allah. Ya peki. Ben de duyguma yenildim. Ben de duyguma yenildim. Çıktım geldim yani.
Nereye gittiğinde bu deprem olduktan sonra oraya evet. oraya seni Elif mi çağırdı? Evet. Ben yoksa nereden evi bulacağım? Nereden yurdu bulacağım? Haklı. Peki giderken de babanın arabasını almışsın. 90 bin lira parasını almışsın ailenin. Doğru mu? Tamam. Tamam, ben senelerden beri köyde ben çalışıyorum. Benim hiç mi hakkım emam yok? Bu hayvanlara neye hep ben... Ben baktım hayvanları ben kestirdim. Arabaya neyi ben aldım hepsini. Yani devrini üstüne almadım diye. Mal mülk benim değil mi yani? Hayır ama o 90 bin lirayı nereden aldın? Hayvanları mı sattın? Bir hazırlık yapmışsın evet, sen de. Evet, hayvanları sattım. Kaç hayvan sattın? 6 tane. Hep oydu da. 6 tane. 90 bin lira mı yapıyor 6 hayvan? Hepsi oydu. Hepsi oydu. Daha şey olursa daha çok para çıkar. Sen kafanı yorma. Peki, peki sen ne yapmayı planlıyorsun? Önceden iş bulduğun, hazırlık falan yaptığın da söyleniyor. Hepsini. Şu anda çok huzurluyuz. Evimi de tuttum. Kimseye muhtaç değiliz. İşimi de kurdum şu anda. İşime gidip geliyorum. Ne çabuk oldu işini? Ne çabuk işini kurdun? Ya ben önceden kurdum işimi. O zaman yani ani verilmiş bir karar değil bu. Ani verilmiş bir karar olur mu? Tabii önceden hazırlık yapmışsınız bayağı. Ben yaptım. Ben tabii ki ben önceden kendi konuşuyor dur ya. Ama yaptığınız doğru değil biliyorsun. Kendi konuşuyor. Sonuçta. Yani sonuçta sonuçta şu anda zina hukuken bildiğim kadarıyla suç değil değil mi? Suç değil ama suç boşanma değil ama, sebebi ve tazminat da sebebi. Bir boşanma yani. Sebebi öte yandan da ciddi bir tazminat zina yaptığınız için de ciddi bir tazminat ödemek zorundasınız Mehmet'e. O 90 bin lira gider biliyorsun Mehmet'e biliyor musun Ömer? Ya, hocaya falan gittik biz dini nikahımızı falan yaptırdık. Ama yani. Olmaz şu anda bak evli bir kadınla sen dini nikah nasıl evli yaparsın? Evli. Hoca da suç işliyor. Hukuken evli. Hukuken resmi yaptık. Olarak bu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre evli yani hala Elif. Evet evli. Yine nikah olur mu Ömer? Ay ben hem bak vicdanen de yanlış, hukuken de yanlış yani. Kaldı ki dini nikahı resmi nikah yapmadan hiçbir hoca yapmıyor. Nasıl yaptınız? Evet yani bu arada resmi olan bir kadına da resmi olarak evli olan bir kadına da o hoca dini nikah kıyamaz. O dini nikah geçerli değil yani. Şu an çünkü evli kadın yani. Sizin de dini nikahınız yok mu? Var. Tamam. İki tane dini nikah mı olur? Ben dini bilmiyorum yapma. Yani olur mu? Bence olmaz. Yani olmaması lazım yani. Elif alabilir miyim Ömer? Tabii. Sağ ol Ömer. Elif. Kapattılar telefonu yine. Düştüler. Yani Elif anladığım kadarıyla bak bir şey söyleyeceğim. Elif sana çok öfkeli. Görüyorsun değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim ya. Sen 10 yıldır evlisin. Yani atletle seni çıkartmak istemiyorum ama. O özür dilerim ama burada kocaman Feride yazıyor ya. Askere gitmeden önceki. Ben kendilerin önceki hayatına karışmadım dedim abla. Sil onu. Kendi 4 tanesine vardı biz karıştık. Ben karışmadım. Önce hayatıma karışamaz dört benim. 4 tane oldu biz karıştık mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii ki karışamaz. Ama olmaz öyle deme yani. Ya biz karışmadık. Madem öyle belirsizse niye ben evlendiler? Ben karışmadım. Ben ilgilenmez. Babası yok ben hani çıkartsın. Bakarım. Kızım babasını çıkartsın ya. Hayır ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani şu yaptığını... Şu yaptığını tabii ki mümkün değil. Mümkün değil bunu doğru olarak görmem. Yani yaptığı doğru değil zaten. Hata olduğunu evet. O da söylüyor. Ama bak canım benim. Şurada koskocaman yani bir de sevgili izleyiciler. Biraz da işimi biliyorsunuz. Bir dakika dur. Bak şöyle kocaman... Bir dakika bir şey soracağım çünkü lütfen müsaade et. Suçlamıyorum ben sadece anlamaya çalışıyorum. Bu kadar kocaman Feride yazıyor. Bu kadar büyük yani değil mi yazı? Evet. Çok büyük. Şimdi sen şeyle evlen... Önceki hayatın tabii ki senin önceki hayatın. Ama sen Elif'le daha önceki evliliklerini bile bile çocuklarını bile bile bir hayat kurmuşsun. Evet. Gidip o yazıyı siz sindirebilirsin. O yazıya ne karışır? Bunun geçmişine ya sen ne karışıyorsun? Onların ağzı burada. Ya sen dur. Elif'in geçmişine biz karışı yok mu? Evet. Tatlım benim bu yazıyı silsin. Tamam o hata ben hatamı kabul ediyorum. Evet bu oğlunu tamam. Kabul ediyor ya. Tamam. Ama sen evlendikten sonra Feride ile bir daha görüşmedin. Yok. Görüşmedim abla. Numarası tamam. Bile yok ya. Numarası bile yok. Elif...